Değerli izleyiciler, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında ülkemizi okçuluk branşında temsil eden milli sporcu, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz stüdyo konuğumuz. Mete hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Tebrik ediyorum öncelikle. Teşekkür ediyoruz bize bu gururu, mutluluğu da yaşattığın için. Çok sağ olun, teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Şimdi tabii Tokyo serüveniyle başlamak istiyoruz. Çok fazla emeğin var, çok fazla çalıştın. Pandemi sebebiyle de bir yıl ertelendi oyunlar. Birçok oyuncu da, birçok sporcu da bu durumdan etkilendi. Ama senin için, ülkemiz için yolun sonu altın madalyaya çıktı. Çok büyük bir gurur. Bu süre seni nasıl etkiledi merak ediyoruz. Yani pandemi aslında beni kötü, olumsuz bir şekilde etkilemedi. İlk tam şey artık kamplar bitti, herkes evlerine gittikten sonra bir hafta kadar hiçbir şey yapmadık. Birazcık yani... Tatil diyelim benim için de. Bir hafta bir e, rahatlama zamanı oldu. E, ondan sonra ben tekrar kaldığım yerden antrenmanlarımı sürdürdüm. E, evin salonunda attım. İ, iki, ay, i̇ki ay boyunca. E, ondan sonra zaten o tam kafamın bittikten sonra olimpiyat oyunlarına yani tamam bütün her şeyimiz olimpiyatlara yönelik e, çalışmalarımızı sürdürdük. Bu yıl uluslararası yayın rejisi sizin nabız değerlerinizi de paylaştı izleyicilerle. Rakibinin nabızı 160'larda 165'lerde 165 seyrediyordu. Seninki de 130'lardaydı. Sevgili editörümüz Hakkı da amatör bir maraton koşucusu. Hakkıyla da konuştuk öncesinde. 160-165 nabız ortalama bir atletin sprinte kalkarken ki nabzına eşdeğer. Sen ama sakin olman gereken yerde gayet sakindin. 10 atman gereken yerde de 10 attın ki bunu da gülerek yapıyorsun. Yani evet, neden? Yani, zaten yani e, aslında benim rahat olmamın en büyük sebeplerim bir tanesi bu. Atarken o <laughs> sahnenin ...keyfini çıkarmak. E, bu namus olayının rakipimiz 160, 160 benim, atmışken benim o kadar düşük olmasının sebebi. E, biz antrenmanlarımızda bunu e, simüle ederek antrenmanlar yaptık. Hı hı. Ee, mesela e, bir seri atıp yani ok atıp sonra koşup tekrar ok attık. Yani bu şekilde biraz daha e, oradaki o nabız yüksekliğini yıkılamaya çalıştık. Çünkü normal antrenman sırasında stres yok, baskı yok, kaygı yok. O yüzden nabız düzeyimizi oraya çıkartmamız birazcık zor. Ama bu şekilde simüle ettik. E, zaten diğer röportajlarımda her yerde söylediğim gibi ben olimpiyat madalyasının bu şampiyonluğu bu 5 yıllık süreçte zaten kazanmak için her şeyi yaptım. Bizim antrenmanlarımızdaki bu kadar 2 yıllık bu süreçteki en büyük motivasyon kaynağımız şuydu. Bize o olimpiyat madalyasındaki olimpiyatlardaki altın madalyayı yapacağımız antrenmanlardan bir tanesi getirecek. Ama hangisi olduğunu bilmiyoruz. O yüzden her güne sanki o antrenman sayesinde madalya alacakmış gibi çıktık. Bu da tabii çok büyük bir şey sağladı bize. Matası sağladı. Şimdi gelelim altın madalya ile uyandığın ilk sabaha. Tabii her şey farklı gözüküyordur insanın gözüne. Nasıl kahvaltı bile başkadır yani altın madalya ile neler hissediyordun o sabah? Yani şöyle oldu. Ben kalktıktan sonra Gökta bir mesaj attı. Hemen kalk, şey hala hala bizde bir madalya diye mesaj attı. Ben de boyamda fotoğrafını attım. Ben tabii ertesi gün madalya hiç boyumdan çıkartmadım. Her yere madalya birlikte gittim. Hatta bazen fotoğraflar attım arkadaşlarıma. Şu anda madalyam kahvaltı yapıyor. Şu an madalyam su içiyor falan bu şekilde. Yani <laughs> onun tadını köyde sonuna kadar çıkarttım yani. Rio'da 2016'da ikinci turda eğlenmiştin. Kendine ve aslında ülkemize söz verdin. 2020'de Tokyo'dan altın madalya ile döneceğim dedin. Ve şu an gerçekten altın madalyanın <laughs> sahibi olarak olimpiyat şampiyonu olarak karşımızda oturuyorsun. E, çok büyük bir emek var, çok büyük bir adanmışlık var. E, ne tür fedakarlıklarda bulundun? Yani tabii ki de bu fedakarlıklar aslında hani sadece benim yaptığım fedakarlıklar ya da e, benim uğraşmam sonucunda gelen bir, e, bir başarı değil bu aslında. Benimle beraber arkamda 11 kişilik altısı teknik ekip olmak üzere 11 kişilik bir ekip var. Hepimizin yaptığı çok büyük fedakarlıklar var. Herkes ailesinden çok uzak kaldı. Arkadaşlarından, sevdiklerinden yani herkesten çok uzak kaldılar. Yani o yüzden aslında madalyayı benim için en önemli kılan da bu. Bu ekibin yaptığı fedakarlıkları ve bütün her şeyi unutturacak bir başarı oldu. Yani çok bu işi olan üst yapan da bu aslında. Henüz yaşında çok genç, önünde uzun bir kariyer var ve çıtayı da çok yukarı çektin. Ee, bizler Metagazoz'dan bundan sonrası için neler beklemeliyiz? Evet yani tabii şimdi 5 sene önce söz verince <laughs> şimdi söyleyeceğim her söz biraz da, biraz da şey olacak, bir çok büyük bir beklenti oluşturacak. Bun, bunu, da e, yapan gene biziz. Bu, yani bu güveni, bu beklenti yaratan da biziz. Tabii ki de hedefim 3 sene sonra yapılacak olan 2024 Paris'te bir altın madalya daha kazanmak. Ama bu sefer bireyselde de bireyselden ziyade mix takımda da da bir altın madalya kazanmak. Ve bu sefer artık iki kişi olarak değil tam kaldırı 3 bayan, 3 erkek sporcu olarak 2024'e katılmak istiyoruz. Hani takım madalyası da olabilir. Yani oradaki amaç amacımız artık takım madalyası kazanmak. Şimdi maçlarına da gelecek olursak karışık takımda Yasemin'le birlikte zaten çok güçlü geldiğinizin sinyallerini vermiştiniz. Senin en çok zorlandığın maç hangisi oldu? Benim en çok zorlandığım maç e, turda attığım maç oldu. Çünkü o gün e, o gün maçta hava şartları çok farklıydı. Rüzgar çok enteresan istiyordu. Zaten final sahasının etrafı kapalı olduğu için rüzgar içeride sürekli dönüyordu. Rüzgarı anlamak da çok zor oluyor. Bazen streste farklı oluyor. Yani şey bakıyorsunuz, rüzgar günde bakıyorsunuz ama anlayamıyorsunuz nereden geldiğini. Ee, rakibim de fiziksel olarak benden daha kalıplı ve daha güç bir rakibimdi. Rüzgardan daha az etkileniyordu. Ee, i̇kimiz de çok güzel performans sergiledik. Ee, ama tabii o, o maç biraz daha zordu. <laughs> Şimdi meşhur bir şapka hikayeniz var. Evet. E, antrenörün Göktuğ Ergin'in 2008'de Pekin'de taktığı şapkayla altın madalyanın sahibi oldun. Şimdi bu şapkanın bir uğru mu var yoksa antrenörünü ne karşı yaptığın bir jest mi? E merak ediyoruz. Hikayesini bizimle paylaşırsan seviniriz. Yani e, şapka aslında böyle uğurum değil ama olmazsa olmazlarımdır. Çünkü yani benim için ben yani çok fazla böyle uğra, şans eşyalarına inanmayan bir insan değilim ama e, eşyalara manevi olarak bir anlam yüklüyorum. Yani benim için değerliyse ise hani birisinden sevdiğim birine hediye geldiyse benim için manevi olarak önemi artıyor ve yanımda, yanımda taşımak istiyorum. E, şapkada çok değer verdiğim birisi kullandığı ve daha öncesinde de kendisinde olimpiyatlarda sporcuyken kullandığı bir eşya kullanmak benim için hani bana manevi olarak çok büyük bir güç veriyor ve güven olarak da bir güven sağlıyor bana. Her zaman benim arkamda olduğunu bana hatırlatıyor. Yani şapkasını ondan aldığım için çok mutluyum. <laughs> 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 evet, bir de kendine özgü bir sevinç hareketin var. Tabii o hareketi senden yapmanı rica edeceğim. E kolay gözüküyor. İstersen birlikte yapalım. Nereye yapacağız? Kaç ne yapacağız? Evet böyle yapabiliriz tamam. Sadece. Önce şu şöyle yapıyoruz. Elimizi böyle karşı tarafa çeviriyoruz. Tamam. Sonra şöyle yapıp indirirken de yukarı bakıp gülümsüyoruz. Tamam. Tamam. Üç deyince birlikte yapalım. Bir, iki, üç. <laughs> evet, Super gayet oldu. gayet <laughs> keyifli oldu. E, bu sevinç e, gösterinin hareketinin bir hikayesi var mı peki? Var tabi Eee 8 sene önce e, şu anda da teknik ekipte olan e, Sermet abi'nin yani benim için abi ama öz abim değil. Ama hani öz abim olsa daha severdim herhalde. <laughs> Hani o kadar çok sevdiğim birisi. 8 sene önce sporcu e, sporcuydu Hani ben ilk defa takıma girmiştim ve tabii beni herkes babamdan dolayı tanıttığı için doğduğum itibaren. Onunla çok samimleştik. Bana abilik yaptı. İlk zamanlarımda bana çok destek oldu. Onunla işte e, böyle şey yaparken, sope sohbet ederken bir anda aklına geldi. Dedi ki bak ben böyle bir şey yapacağız. Hareket yapacağız. Sen ee, ileride dünya şampiyonu olduğun zaman o bu hareketi yapacaksın. Tamam mı? Tamam. Sonra biz orada bunun üzerine orada bunu düşmeye başladık. Nasıl dünya şampiyonu olacağım? Olduktan sonra ne yapacağım? Nasıl yapacağım falan? Biz bunu konuştuk, bitti. O günden sonra bir daha hiç ne ben ne, ne ben bir daha konuştum. Ne benle bu konuyu konuştum. Tabii aklımda kaldı o sürekli. Ben tam 5 sene sonra Dünya Kupası'nda şampiyon olduktan sonra aynı o gün konuştuğumuz gibi her şeyi nasılsa, nereye bakacaksam, ne yapacaksam aynısını yaptım. Ve en son kameraya dönüp bu hareketi yaptım. Ondan sonra benimle birlikte kaldı hareket. Sen bu yolculuğa çok erken, çok küçük yaşta başladın. Ee, okçu bir aileden geliyorsun. Biraz da kaderin belliymiş diyebiliriz. Ee, ama bu serüvende daha iyi atışlar yapabilmek için de birçok farklı branşta kendine eğittin. Ee, senden dinleyelim bu branşlar nelerdi? Yani kaderim tabii ki de yani ailem okçu için evde sürekli okçuluk konuşuyordu. <laughs> Ama hiçbir zaman bir baskılama ya da bir zorlama olmadı yani. Her zaman ben kendi isteğimle gittim. Zaten babam ben çok küçükken hala sporcuydu. Onunla birlikte ben de her yere seyahat ettiğim için gittiğim için hani okçuluk camiasının içinde büyüdüm diyebilirim. Yani benim için bir ale, kendi alemin dışında ikinci bir alem bu cami, Okçuk Camiası. Ee, tabii ki de o, ben çok fazla okçular katkısı olsun diye branş yaptım, müzikle ilgilendim. Ama tabii bunların hepsini babamın yönlendirmesiyle oldu. O da e, yerde okçu olacağımı tahmin ettiği için, yani biraz da aslında babamın e, vizyonu sayesinde oldu bu olay beni okçuluğa destekleyebilecek spor branşlarına oyun temalı, oyun altında hepsini yapmamı sağladı. Zaten bir ben kendi isteğimle yaptım o anda. O şekilde gelişen bir temel süreci oldu. Şimdi dünyanın her yerinde sporda kazanılan başarılar haliyle o spora olan ilgiyi, talebi arttırıyor. Sen de ülkemizde... İnanılmaz bir idole dönüştün. Olimpiyat şampiyonu oldun, altın madalya aldın. Birçok e, genç nesilden birçok kişi e, okçuluğa yönelecek. Sen gelecek nesillere neler söylemek istersin, ailelerine ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Yani ben çok mutluyum özellikle böyle bir şey olduğu için. Benim her zaman e, yaratmak istediğim kendimde aslında buydu. Yani benden önceki, ne, benden sonraki nesli her zaman benim yani bir e, ee, yol haritası yani baktıkları zaman nasıl olabilir? Gerçekten olimpiyat şampiyonu olabiliriz. Gerçekten biz de bir şeyleri başarabiliriz diyebilmeleriydi. bilmeleriydi şu anda da bunu yani tam olarak olmasa da tabii daha yaşım çok küçük böyle bir rol model olmak için. Ee, önce tabii ailenin desteği çok büyük. ve bundan ailenin yani destek olması şart bence kesinlikle yani. Ee, tabii de hani severek yapması önemli. Kendisi isterek gelmeli. Ee, kendisi isterek geldiği zaman başarı ondan sonra geliyor. Çünkü sevdiği bir iş yapmış oluyor ve sabah kalkmak çok daha kolay oluyor. Gelmesi çok daha kolay oluyor. Antrenman yapması çok daha kolay oluyor. O yüzden herkesin sevdiği spor yapmasını istiyorum. Peki Mete Gazoz spor hayatının dışında nasıl biri? Ne sever, ne izler, oyun oynar mı mesela? Ben oyun çok oynarım. Bilgisayar oynarım, e, telefonda oynuyorum. daha çok yani bilgisayarda, telefonda yani, bilgisayarımı tele, bilgisayarımı her, her yere götürürüm. Japonya'da bile oynadım yani. E, onun dışında kitap okuyorum zaman buldukça. Ne tür kitaplar okumayı seviyorsun peki? Ya öyle bir tür bir sevdiğim yok. Genelde hikayesini sevdiğim kitaplar, e, film izlemeyi severim. Filmde de geldi böyle biyografi filmlerine çok fazla ilgim var. Ee, i̇leride senin de biyografini izleyebileceğimize çok canı gönülden inanıyorum Mete <laughs> bu başarılarla. Bu yaşta bu başarılarla ileride neler göreceğiz kim bilir. Yani o olursa tabii ki de çok güzel olur, hoş olur. Benden sonraki nesilde oradan şey yapabilirler yani. Ee, örnek alabilirler. Benim çok güzel olur tabii kendi biyografi filminde olması. Mete çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yeniden tebrik ediyoruz. Ee, çok büyük bir keyifti, çok büyük bir gururdu. Olimpiyat şampiyonumuzu stüdyomuzda ağırlamak. Nice başarılarının devamını diliyorum. İnşallah. Sağ olun. Çok sağ olun.